iktidarı bırakmak istemeyen popülist başkan elindeki son ve en çirkin kozu oynamaktan da çekinmedi. Tam da seçim sonuçlarının parlamentoda onaylanacağı gün başkente çağırdığı kendine bağlı milislerle parlamentoya saldırdı. Bu defada parlamento direndi. Mevcut başkanının kendi yardımcısı, kendi partisinin sanatörleri ve temsilcileri de dahil parlamento artık yeter bu kadarı fazla bunu yapamazsın dedi. E çünkü orada başkan aynı zamanda partisinin genel başkanı değil. Senatörler, parlamenterler yeniden seçilmek için başkanın iki dudağına bakmıyor. Tüm yetkilerin tek bir kişide toplandığı ucuber bir rejim Amerika Birleşik Devletleri'nde yok. Güçlü bir kuvvetler ayrılığı var. Sonuç olarak yeminine sadık kalmayan, anayasayı tanımayan, sınırlarını aşan güce Diğer güçler yerine hatırlatı verdi. Şimdi dünyanın tüm demokratları gibi biz de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmen iradesine saldıranların nasıl cezalandırılacaklarını görmeyi bekliyoruz. Despotlaşan popülist liderlerin seçim kaybettiklerinde vizyona soktukları bu filmi dünya üzerinde en iyi bilen milletlerden biri de biziz. Milli iradeye karşı darbe sadece silahlı güçlerle yapılmaz. Despot popülist liderler demokrasinin imkan ve araçlarını istismar ederek de seçmen iradesine ve hukukun üstünlüğüne saldırabilir. Milletin oylarına saygı göstermeyebilir. Oyları çaldılar diyerek seçim sonuçlarını tanımayabilir. Şımarık çocuklar gibi mızıkçılık yapabilir. Dünyada bir değil bir sürü Trump var. Dünyanın neresinde olursa olsun Seçmen iradesine, demokrasiye ve hukukun üstüne yapılan her saldırıya karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı açıktır. Karşı çıkarız. Seçmen iradesine yapılan darbe girişimlerinde taraflar bellidir. Demokrasiye saldıranlar, demokrasiyi savunanlar